Evet. Aramızda kalmasından günaydın sevgili günaydın. seyirciler. Günaydın sevgili izleyiciler. Dilan Engin Polat cephesinde yeni gelişmeler var ve aramızda kalmasının bu konuda da özel bir haberi olacak. Aynen. Kısa bir süre sonra şimdi sizlere vereceğiz. Biliyorsunuz en başından beri bu davayı sıcağı sıcağına tüm adımlarıyla takip ettik. Evet. Dolayısıyla bırakmıyoruz fikri takip yapıp bu konudaki gelişmeleri size aktarıyoruz. Önce neler olduğuna bakalım sonra aramızda kalmasına özel hem de çarpıcı bir haberle e, karşınıza geleceğiz. Tahliye talebi reddedilen Dilan Polat hakkında nasıl bir karar verildi? Banu Parlak'ın Polatlar'a açtığı davayı geri çekmesinin ardında neler yaşandı? Banu Parlak Polatlar arasında aracı olan Selin Ciğerci 25 milyon lira aldı mı? 5 Kasım'da 4 ayrı suçtan cezaevine giren Dilan Engin Polat dün de komşu kavgası nedeniyle hakim karşısındaydı. Haziran 2023'te otopark kavgası yüzünden komşularının evlerini basarak tehdit ve darp ettikleri şikayetiyle davaları görüldü. Dilan Polat biz uzlaştık kimseyi darp etmedim bir erkeği darp etmem mümkün değil dedi. Komşuda şikayeti çekti. Dilan Polat dava bitiminde eşi Engin'e aşkım seni çok seviyorum dedi ve güldü. Enerjisinin de moralinin yerinde olduğu görüldü. Dilan Polat'ın avukatı müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Dilan Polat'ın tahliye talebini reddeden mahkeme 3 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesine hükmetti. Polat tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek. Banu Parlak da Polat'lar açtığı davayı geri çekmiş. Peki hakkında şikayetçi olan ve hapis cezasının artmasına neden olacak Banu Parlağan şikayetini geri çekmesinin ardında neler yaşandı? Pazarlık yapıldı mı? Aracı Selin Ciğerci bu işten 25 milyon lira aldı mı? Cevaplar şimdi stüdyoda. Evet Dava sırasında şöyle bir şey de var, bir ayrıntı da var onu da size aktaralım. 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi Dilan Polat'ın kozmetik sabun satışı ve influencer ücretinden. Ama sabun satışı adı altında. Ve kozmetik. evet adı onun adı altında. adı altında. Yani görünürde o var sevgili evet. seyirciler ama aslında o akışı sağlayan o değil. Evet 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi bir de e, dava sırasında. Ee, ekrandan görüyor Engin Polat'ı Engin seni çok seviyorum aşkım diye de sesleniyor moralinin ve enerjisinin enerji deyince zaten insanın aklına artık Türkiye'de direkt Dilan Polat geliyor enerjisinin yerinde ve yüksek olduğu evet. söylenmiş ee, çünkü diğer davalarda Hı. ağlıyordu kendini çok kötü Daha hissediyordu düşüktü. dönüşte kendine zarar veriyordu cezaevinde neden çünkü şikayetler Teker teker geri, geri çekiliyor. çekiliyor. Ee, biraz da artık tahliye yolu gözüküyor Hı -hı. gibi moralinin yüksek olmasının sebebi de bu. Ee, neden? Haziran 2023'teki komşu kavgasında komşu şikayetini geri çekti. Evet. Bundan bir süre önce de Dilan Polat, ay pardon Banu Ağlık. Parlak şikayetini geri çektik ki... Evet. Banu Parlağ'ın şikayetini geri çekmeseydi esas dert oradan Oradaydı. geliyordu. Asıl sıkıntı oradan evet, geliyordu. Evet. O çünkü hapis cezalarını 7-8 yıl artırabilecek bir şeye sahipti. Hı hı. E, peki e, basında daha doğrusu internet sitelerinde şöyle bir şey çıktı. Banu Parlağan şikayetini geri çekmesine aracılık yapan Selin Ciğerci. Selin Ciğerci de aracılık yapması karşılığında 25 milyon TL aldı. Hatta bazı Instagram sitelerinde 25 milyon TL 25 milyon dolara kadar evet, çıktı. çıktı. Ee, şimdi önce bir baktık. Hani olur mu olmaz mı dedik. Baktık artıyor. Selin Ciğerci'ye telefon açtık. Selin e, son bu şeylerden sonra, e, olaylardan sonra kendi de kabuğuna çekildi. Fazla da konuşmak istemiyor. Evet. Hadi Selin dedik konuş bir aydınlat. Epey bir uğraştık. Selin döküldü. Eteğindeki taşları döktü. Gerçekten aradan böyle bir para aldı mı? Neden araya girme ihtiyacını duydu? Hissetti. Evet. Ve araya girdiğinde... Hangi kelimeleri kullandı ki bu kilit dava çözüldü? Ya da araya girmesini kim rica etti? Kimler kim istedi? istedi? Evet, ee, size aktaralım aramızda kalmasın olarak Selin Ciğerci'nin Banu Parlak ile Dilan Polat'ı barıştırmak için 25 milyon TL ya da 25 milyon dolar, her iki parada çünkü ortada dönüyor iddia edilmişti araya giren baskı kuran, hadi şu işi biter, bitir diyen. Biri ve birileri olduğu iddia edilmişti. Selin Ciğerci aramızda kalmasını açıkladı. Neler söyledi? Bazı yerlerde 25 milyon dolar aldığım konuşuluyormuş. Yok daha neler. Sanki Rihanna ile Beyoncé kavga etti de sanki onları barıştırdım. Eğer tek kuruş para aldıysam şu an evimin kapısına çıkmak nasip olmasın düşüp şurada öleyim. Asla buna tenezzül edecek kapasitede bir kadın değilim. Ayrıyeten herhangi bir konuda biriden birinden ya da birilerinden baskı görmedim. Git şunları barıştır diye. Etrafta dönüp dolaşan şehir efsaneleri ve isimler hepsi yalan ve yanlış. Tamamıyla kendi isteğimle o da neden bir gün Banu Parlak'ın storiesini izliyor evet. ve Banu Parlak orada diyor ki kimse bana ulaşıp da onlarla bir hani bir konuşsam falan demedi. Bunun üzerine Selin Banu Parlak DM atıyor. Banu Parlak da Seline dönüyor ee, ve Tabii Selin ama kurduğu cümleler müge çok evet. can alıcı cümleler. Aynen Selin ciğerci diyor ki bak hepimizin çocuğu var kızı var böyle büyümesinler çok üzülüyorum yazık günah aranızdaki bu kız kavgaları tüm sektörü de mahvetti etkiledi bitirdi. Bak Dilan 7 aydır içeride. İnsan orada yarım saat kalamazken yedi e, aydır içeride. Gel bir kalbini dinle. Bir otur düşün. Sonra sakin karar ver dedim. Bütün cümlelerim bundan ibaret. Senin Ciğerci'nin kurduğu cümleler böyle tam mam teli aslında sevgili seyirciler. Yani Banu'ya e, Dilan Polat'ın çocukları, oradaki aslında kız kavgası derken hani onun altında yatan şey kıskançlık, parayı bölüşememek, Tabii. işlerini yürütürken çatışmaları, ayrı düşmeleri birbirlerinin arkasından senin çok akıllıca kurmuş cümleleri ben Tabii. sana söyleyeyim mi? Tabii. akıllıdır zaten o. Evet, evet. Ee, Banu bir süre sonra bana dedi ki: "Engin Polat'ın annesi Şükran teyze ile konuşmak istiyorum, ona ulaşmak istiyorum." Şükran teyzenin numarasını aldım, buldum numarasını, Banu'ya verdim. 15 gün önce buluşmuşlar benden bağımsız. Sonrasında yani. E Bağlı Parlak Şükran Hanım'ın evine gitmiş peki sanıyorum. Peki, Banu Parlak Şükran Hanım'ın telefonunu niye istemiş birden durup dururken? Çünkü onunla bağlantı kurmak istemiş. Hayır, hani öncesinde zaten kurmak istiyordu da Selin onunla iletişime geçtikten sonra mı bunu dile getiriyor yoksa Selin bu konuşmaları yaptıktan, yaptıktan sonra, sonra, sonra mı? Yaptıktan yaptıktan sonra. Tabii yoksa olabilir. Şükran Hanım'ın numarasını bulmak Banu Parlak için o kadar zor olmasa Hı. gerek. Hepsi aynı olayın içinde yüzüp duruyorlar. Evet, evet. Sonrasında şikayetini geri çekti. Yaptığım şey bu kadar. Hayatımın üzerine yemin ederim ki tek kuruş almadım. Bana biri telefon açıp da Bitir şu davayı artık Dilan çıkacak oradan çıkması gerekiyor falan öyle şeyler söylemedi. Hani bütün iddiaları kendisine sorduk isimlerle birlikte sorduk. İnternette, Instagram'da, sosyal medyada, Twitter'da, X'de dönüp dolaşan bütün o isimlerle alakam yok. Ben kendi hür irademle aradım dedi. Selin'in söylediğini samim, aktarıyoruz. Çok samimi aktardı Selin Araya birileri seyirciler. girmiş olsa da. Olabilir bu olabilir arada. Olabilir bu arada. O da olabilir. İşte, ama evet. en azından e, olanı ve duygularını başkası olsa şey diyebilirdi Bügü. Hmm. E, ya ben yok mesaj çekmedim. Baya aslında Selin iletişime geçtim. Instagram'dan mesaj attım. Geri dönüş yaptı. Kurduğu cümleleri de çarpıtabilirdi. E, ama burada yerci e, mevzuyu netleştiren, Selin Ciğerci... akışı da değiştiren o cümlelerle bir isim olmuş. Tabii ki akışı da değiştirdi. Akışı şöyle değiştirdi. Ee, şimdi Banu Parlak şikayetini geri çekti. Ee, Dilan Engin Polat'ın Haziran 2023'te hı hı. Çekmeköy'deki evlerinde birbirlerine girdikleri komşu da şikayetini geri çekti. Evet, evet. E bu ne demek oluyor? Şikayetler geri çekildiği vakit onlar şu an suçlandıkları dört madde vardı. Bir tanesi düştü. Üç maddeden hı hı. yargılanacaklar. Bu cezaların üstüne ek cezaların gelmesini engelliyor. Yani onların tahliye süreci Artık daha da hızlanıyor bu arada evet. Bakırköy e, Akıl Hastanesinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de 3 ay tedavi görecek daha sonra cezaevine gönderilecek deniyor bu da neredeyse yaz sonu gibi bir şey. Bir şey Yani aynen yaz öyle. sonundan itibaren bir seram bekleyelim. Çıkabilir her an. Evet. Çünkü e, geri çekilen şikayetler ve akışı e, oldukça değiştirecek net evet. değiştirecek evet. ama e, bir taraftan da e, avukat tılarının açıklaması müvekkillerimiz şikayetlerinden vazgeçmişti. şu hani, yani az önce konuştuğumuz konular vazgeçmişti. Dosyanın düşürülmesi kararının verilmesini talep ediyoruz derken avukatlar e, mahkeme müştekilerin dinlenmesi için bir sonraki celse hazır edilmelerine ve çiftin duruşmalarından muaf tutulmasına karar vererek davayı 10 10 Haziran'a erteledi. Evet. Duruşmanın bitmesinin ardından Dilan Polat'ın eşine ee, yine seni, çok seviyorum. seni çok seviyorum. Şimdi burada avukatlar bir taraftan aslında e, Haziran'a ertelenen davanın sonucuyla ilgili çok yükselmekle beraber bir taraftan da birazcık tedirgin olduklarını hissedebiliyoruz yaptıkları açıklamalardan. Çünkü evet. biraz sesli düşünüyorum şu anda Müge. İnsanlar şikayetlerini geri çekebilir. Nasıl şikayetçi olup şikayetleri geri çekiyorsa bir insan ruh haline göre... Bir anda geri çekilmiş şikayetler de tekrar gündeme gelebilir. Evet. Hayatın içinde olan şeyler yani bunlar film senaryosu falan değil. Tabii. Akışı takip edeceğiz. Bakalım ilerleyen zamanlarda Neden? kim Neden? şikayetini Evet. Şimdi burada geri çekecek. De 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Bu da ayrı bir parantez hı açıyor. Hı. dava ile ilgili yine çok yüksek rakamlar dönmeye başladı. Ee, kozmetik sabun satışı ve influencer ücreti ama 1 milyar liralık bir işlem var yani aslında masak hala üzerine çalışıyor elbette çalışıyor ee, yani bütün bütün devam şeyler ediyor. dedik dedik çünkü Dilan Engin Polat aylardan bu yana bu konuda yaptığımız yayınlarla da ilgili sadece onların ceza almalarıyla ve bu süreci bizim izlememizle bizi izlettirilmesiyle ilgili değil. Bu tür işlere elini ayağını sokan, adım atan kişilerin sonu bu olurun bir şeyi, dersi bu topluma örnek aslında. Örnek bir dosya. Evet, örnek Hem, bir dosya. İleriki ö... vakitlerde de incelenecek evet, bir dosya. Evet, bir taraftan da şöyle bir pencere açıldı bu dosyayla beraber Müge. Artık sosyal medyada herkes ben influencerım, aman şu markayı paylaşırım, şunu paylaşırım dediğinizde de sağlam cezalar geliyor. Evet, yani... ama hala böyle abuk subuk şeyler var. Olmuyor değil. Var ama Onları sıkı takipte, sıkı, sıkı takipte kipteler. Evet. kimilerine ceza geliyor, kimilerine de ceza gelmek üzere evet, evet. E, özellikle Ticaret Bakanlığı bu konuda sıkı ve disiplinli çalışıyor. E, evet. Peki ne yapalım? Dilan ben... Polat'la ilgili gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Belki yayın içinde de olabilir. Sağdan sağdan hareket var. Evet, Çünkü geliyor. konuğumuz geldi. Evet. Ay bütün şıklığıyla. Ay o kırmızıyı yakadı o kırmızı. Evet. Evet. Gelsin mi? Konuğumuz gelsin. Hoşum aydın. Hoşum gel. Hoşumaydın. Çok Sessiz sessiz bir müzik Hoş bir yükselmedi Kayol. Merhaba. Ama e, onun güzelliğiyle. Efendim? O güzelliğine evet şekerim öyle Ay. normal. O ben o kırmızı çiçek. hatta nar çiçeği renginde uzaktan o kadar ha, Sabah bir dedim renk olsun. Ay çok güzel Sizler duruyorsun. Için. Günaydın. 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 Günaydın günaydın günaydın. Derin Ay. konuları ha. şöyle bir Evet. Derin konuları geçelim de gerçi evet. senle de derin konuları konuşuyoruz canım. E konuşuruz istiyorsanız. Evet. <laughs> günaydın. Özlemişiz ya. Teşekkür evet. ederim. Gerçekten Aslında özlemişiz. Şey, epey e, zaman olmadı. Evet. Aslında olmadan olmadı. oldu gibi. Bayramda evet. en son gelmiştin evet evet. evet, evet. Aydın sen çok iyi görünüyorsun. Evet. Çünkü neden? Küçük bir, minik bir operasyon geçirdim ve bunu Hı. paylaştık. Hatta varsa da arkadaşlarımız ekrana getirebilirler. Çok iyi durmuş. Ne yaptırdın? Bir söyle. Göz kapağı değil mi? Evet ha. ama estetik amaçla gitmedim. Evet, onu bir anlat. Sağlık Benim için. göz kapaklarım... Çok iyi duruyor. Düşmüştü. Hmm. Artık yavaş yavaş aşağı doğru iyice çekik. Böyle hmm. aş aşağı doğru görmeyecek. Zaten annem bizim baba tarafına, hmm. eşine bit göz sülalesi derdi. Ben de aynı babamın <laughs> gözleri gibiyim. Ben de rahmetli babamdan gözüm düşük biliyor musun? Nerede gözüm düşük? E, böyle var? böyle çekiyorlar saçımı da böyle at böyle kuyruğu sen... yapmamın sebebi bu. Ha. <laughs> Ondan sonra... E, Efendime söyleyeyim göz kapaklarımın bütün kasları kopmuş. Of. E, ona evet. Ne? O nasıl oluyor ya? Tabii ha. canım. Yani doktoru arayın da doktor anlatsın. Yani oturup da göz kapaklarıma hani dikti. Göz kapaklarımı tabii ha. göz altlarımı da temizledi de. Ha. Hani onlar estetik ya esas iş. Benim göz kaslarım dikti de gözüm büyüdü görmeye başladım. Şimdi daha Aha. rahat görüyorsun. Görüyorum da daha bu 6 ay böyle ışığı yeni aldığı için gözlerim evet. böyle bir korkunç bir durum var. Ha. Ee, daha adapte olamadı. 6 ay sürecekmiş Ama gayet iyi duruyorsun. Evet, gayet evet, güzel. çok şükür. Ee, bu aralar ya. bu aralar ünlüler yaza gayet formda giriyor. Bak evet. sen ya gayet iyi giriyorsun. Ya ne çok kesip biçti millet. Evet. <laughs> Vallahi bu <delik. gülüyor> fazlalıkları getirin. Toplayalım kalın da burada hatıra şey yapalım. <laughs> çanta yapalım, ayakkabı yapalım. Ha, yani, canım benden evet. ne çıkan bu kadar öbürlerinden Oy. böyle böyle şeyler çıktı. Deriler çıktı. E, yaptırdı, Selen Görgüzel yaptırdı. Evet. Başka Tabii. kim yaptırdı? Birileri de bir şey yaptırdı. Yaptır, Ama yaptır... en derin kestiren onlardı. Evet, evet. Şimdi bir de... Evet, ya. kestirmeden... Kime? fazlalıkları, fazlalıkları aldıranlar var. Demet Akalın. O da o gayet yağdır. evet o da fazla şöyle ha, bir evet. 6 kilo. Ben onu konuşamadım yağ mı aldı? Yağ aldırdı aldırmış. bak ha. dün şimdi Demet Amerika'da tatilde sezonun yorgunluğunu atıyor. Dün onunla yazıştık DM'den ne yaptı ne etti çok ee, ne arada. yiyor ne içiyor kaç kilo yağ aldırdı hepsini sizin için sorduk. Ona da DM'den çok soru gelmiş onlar adına cevapladı detaylar haberde karın kaslarıyla olay yarattı. Kit görünümüyle sosyal medyayı salladı. Demet Akal'ın nasıl zayıfladığını sadece aranızda kalmasını anlattı. Miami tatilinde formda pozlarıyla dikkat çeken Demet Akal'ın nasıl zayıfladığını bu karelerin ardından diyeme gelen mesajları aranızda kalmasını anlattı. Demet Akal'ın formda ile ilgili şunları söyledi. Hanımlar DM kutumu kilitlediler. Sağ olsunlar. Hepsine yetişemiyorum. Ama şunu hatırlatmak isterim. Yıllarca ağır spor yaptım. Bu sebeple vücudum çabuk şekil aldı. <laughs> Estetik ameliyatla kas yaptırmadım. Estetik ameliyatta kas yaptırmadım. Doktorum vücudumdan 6 kilo yağ aldı. Ben de diyete uyarak şu ana kadar 12,5 kilo verdim. Sürekli gazoz içip simit yiyordum. İkisi de hayatımdan çıktı. Günde iki öğün ve her gün 10 bin adım atıyorum. Amerika'ya gelince de diyeti bozmadım. Ünlü şarkıcı akşam yemeği tabağını da bizimle paylaştı. Evet. Şimdi, Orada bir şey şimdi, var. E, ha. Aydın en çok söylenen yorumlar e, acaba o kaslar ortaya çıkarıldı mı? Ama hayır Demet takalım. Burada da konuşmuştuk. E, bir sormuştum Hı. ben. E, yağlarını aldırdı. Belli bir diyet programı kendisi de açıklamış. Yediği şeylere bakar Ama mısınız? Ama o tamam yağlarını Hı. aldırdı da orada bir altı tane baklava var ya ha. karın bölgesi. Türkçe Hı. konuşayım six evet. pack şeyi e, o o sporla mı oldu? E, Aydın onu sordum ben. Çünkü haberi Instagram'a koyunca insanlar da e orayı onu oranında da mı yaptırdım falan diye sormuşlar. Daha önce diyor spor yapıyordum diyor. Vücudum kilo verdiği vakit onlar çıkıyor diyor. Hani benim vücut yapım öyle diyor. Küçük bir orada kür var. Ha var öyle. Hayır <laughs> bilemem. Orayı bak ben, ben bir şey yüze, söylemiyorum. Orayı yüz yüze arkadaşımıza <laughs> sorarım. Diyorsunuz? Sen yüz yüze bak kendi aranızda halledin. <laughs> evetle Yani ama altta şöyle... kas olduğu zaman eğer spor yapıyorsanız belli bir yağ tabakası varsa üstüne yağ aldırınca ve zayıflayınca kas çıkmadı. çıkıyor. <laughs> Bende hiç çıkmadı. <laughs> ama şimdi günahını da almayayım. E, aramın bozulacağı bir tabii şey canım. yok yani tabii, ama tabii. orada söyleyeyim. bir şey var. Orada bir, bir müdahale mi var diyorsun? Orada bir şey var. Hmm. Peki bu arada yazıyorlar. E, çok iyi görünüyor. Demet güzel olmuş. orada gırtlağını tutamaz yer Amerika'da Miami dedi. Tabağını da paylaştı. Acaba, alın bunu yiyorum bak, diye. Acaba diyorum. Şey Belki mi var? şeyle oyna... Makyaj mı var? Ya da böyle fotoğrafları çeken Esra Balamir olduğu için ha. yanında Esra Balamir. Bu Photoshop'tan Photoshop'tan Hayır, bazen çok iyi anlar. Göbek açık olduğu için oraya gölge şeyi de yapılabiliyor evet, evet. artık. Şu bir sürü efektler var. Yapıyor. Bütün evet. efektler. Bence Esra Balamir oraya bir efekt dokundurmuştur. Minik bir şey belki yaptı. Evet. Ben yani öyle tahmin ediyorum. Oldu. Neyse forma girdi. Evet. Demet Akalın için mutluyum. Evet. Ee, bizim tanıdığımız Demet böyle. Herkesin bir dönemi oluyor. Şimdi evet. bana yeni başlarlar. Ağzını ne? implant yaptırıyorum. Ağzım ondan yamuk. Zor Konuşma şey. zorluğu çekiyorum. İmplantları Bilmez kabul etmedi. Mi? Vır vır dedikodu yapmayın yeter. <laughs> Ay, o <laughs> çok zor bir iş Aydın. Adamı hayattan soğutur. değil mi? Çocuklar evet, evet. önde 4-5-6 tane Hı. <laughs> Bunların hepsi implantla bazılarını kabul etmedi attı Evet o yüzden bu. tam konsantre oldum de Aylarca devam eder yani işlem bittikten sonra ee, oturması da sıkıntı oluyor. Of bir sene falan sürüyor yani evet, evet. Demetin önceki fotoğrafları da gelsin çünkü aydın pek inanmadı Neyse aranızda halledersiniz Demet'te gelsin gelsin bak, bak aydın da öyleydi. orada bu, da aslında kas var farkında burada, mısınız? İşte şey, kiloluyken. E, evet ha, kiloluyken. Bak kiloluyken siyah, siyah elbisesi. Siyah. Ya gibi. her zaman şimdi günahını almayayım. Hani. Amerika saatine hmm. göre e, uyanır sana ulaşır. Çünkü ha. izliyor oradan bizi. Aha, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> İzliyorum sizi de. Evet. Tamam. Bence müthiş olmuş. Çok güzel olmuş. Orada aman acaba dondurmalar, pizzalar, hamburgerler Sonra, evet. e, sormuşsun sen de. E, yer mi acaba diye yorumlara da ben yiyeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok emek aman, e, veriyor çok şu emek anda. Veriyor Yok ya. Zayıflıyor. İşte fit. tabağını ben gönderdi. E, bu domon ve avokado. Şimdi Ahmet. bu ha. çektiği şeyler zahmetlerin üstüne yapan. Tabii. Mı? Yapmaz. Ha, küçük kaçamaklar yapıyordur yapsın. Evet. Onu da ne da zaman de... gitti? programı ne zaman, bitti mi? E, evet onlar tatile girdiler. Ne zaman A. gitti? Bir 4-5 gün oldu gidelim. Amerika evet. A. annesiyle ve Esra Balamir'le gitti. Ha iyi. Evet. Aydın e, ay. hadi hı. Demet'ten şeye geçelim. Televizyon, evet. diziler. Hangi diziyi izliyorsun böyle çok hayran oldun? şöyle. Çok iyi dizi izler. Hı. Ee, yani bir fiil takip ettiklerim bir de yandan takip, takip ettiklerim. Gayet. Bir fiil taş kağıt makas. hı başka insanları ne diyordum bırak. Baharı takip Aslında ediyormuşsun. Bahar. Baharı da bıraktım. Hmm. Bak hmm. şimdi baharla ilgili bir haber var. Neden bıraktığını söylersin. Sen ama e, biz önce aramızda kalmasın özel haberini aktaralım size. E, Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar e, geçtiğimiz günlerde kendisine sahne süresiyle ilgili soru soran sette çekimler sırasında sahnenin süresiyle ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü bir konuşma yapmış sette. Asistan da bunu yönetmeni, dizinin yönetmeni Neslan Yeşil Yeşilyurt'a bildirmiş. Yönetmen ekibine hiç kimsenin hiçbir surette saygısızlık yapamayacağını söyleyerek seti paydos etmiş o gün. Demet Evgar özür dilemediği takdirde sete dönmeyeceklerini de belirtmiş. Demet Evgar da ağlayarak, af dileyerek durumu düzeltmeye çalışmış. Ancak bu sorun yani Demet Evgar'la setteki set ekibinin arasındaki sorun şubattan bu yana devam ediyormuş. Şubat sonundan itibaren başlamış. Ee, sorun şu. Demet Evgar'ın yönetmeni dinlememesi, zaman zaman kimseden komut almak istememesi, kostüm ve styling stil yapan ekibi Zora sokması ve sette huzursuzluğun başlaması bunlar setten dışarıya sızan iddialar ve konuşmalar. Ee, şimdi... Öncesindeki açıklamanın sebebi de bu o zaman değil evet, mi Müge? Önce. Çünkü öyle. öncesinde ya bir, bir, nasıl bir bölüm yayınlanmazın üzerine e, Demet Evgar bir açıklama yapmıştı. Aynen bu açıklama e, bir oyuncunun rahatsızlığını dile getirmişti. Hatta uzun saatler çalışmaktan e, dem vurmuştu. E, asıl sebep demek ki? Evet. Bir 8 Mayıs'tı mi? galiba değil mi? 8 Mayıs'ta. Evet. <laughs> evet e, biz de burada başka bir şey konuşuyorduk evet, ama tamam. yine konularla ilgili, setlerle, televizyonlarla Bağlandım. ilgili söyleyecek ama size tüm dürüstlüğüyle. Söylerim, niye e, bu arada Demet Evgar e, bu bir paylaşımı 8 Mayıs'ta yaptı. Evet. Bu değil mi? Evet, evet, bu iddialar ortaya çıkmadan bir süre önce. Bakın Mayıs'ın evet. sonuna geliyoruz. 8 Mayıs'ta çıktı. Bu iddialarda takriben o dön. ...dönemde zaten yavaş yavaş setin dışına sızmaya başladı. Sonrasında da e, şöyle haberler yayıldı. e, e Yoğun bir set e, temposu var. Afife Jale'ye hazırlanıyor. Ev taşıyor. Küçük bir bebeği var. Ama ekip içinden de bak arkadaşları da şöyle bir şey söylemiş. Bunların hiçbiri bize kötü davranmasına, set ekibine kötü davranmasına sebep değil. Hadi Tabii ki zaman sebep set olamaz. Set ekipleri de melek. Öyle mi diyorsun? Ha melek. Ha işte bunu söylüyordun. Öyle bir şey yok. Şimdi bak ben Demet Evgar hakkında hiç konuyu bilmiyorum. Hı. Ama dışarıdan objektif bakarsam her şeyi bu kızcağıza yükleyemem. Bir Bahar dizisi yapmışlar. Evet. Dizide Demet Evgar'dan başka her karede kız. Hı. Bu kızın da bir canı var. Hı. Yani Hı. oraya bir gir. İkincisi setlerde starlar çok mu sevilir? Hep arkadan konuşulur. Ya. Tabii sizin için de konuşuluyordur. Eyvah <laughs> o. <laughs> Yüzde milyon. Aha. Ya benim <laughs> için yıllarca televizyon yaptım. Canım cicim arkadan konuşulur. Kulağına sevmezler, sevmezler. Neden ama neden? Öyledir. Ne, bir nedeni vardır mutlaka. Starlar sevilmez. Hangi sebepten? Sevilmez. Ha, peki her konuda ama o, da, ama o starları da o o noktaya getiren o ekip, etrafındaki insanlar. Kötü kötü niyetli elbette art niyetli insanlar vardır ama onları da star yapan değil mi böyle etrafındaki insanlar var. Konuş aydın. Ekipten ekibe fark var. Ben <laughs> yaratıcı o ekibi değil, bütün ekipten bahsediyorum genel olarak. Evet. Aydın ne derler aman bu gitse de yerine başkası mı gelsin derler. Ay, Ay bunun katı mı bu? bunun kahve... ha. hiçbir şey yapmazsın. Hı. Çorabına kadar kendin giyersin ama yine yaranamazsın. Ha. Ha. Ha, tabii ki. Yani bunlar da var. Şimdi kızın ağzından hakikaten ev taşıyor olabilir, tiyatroya da hazırlanıyor olabilir. Yani her karede var bu kız. Ama bak Aydın Yok. tamam, tamam. E, Bu demek e, değil ki birisine, birisine kötü konuşsun. Yani o zaman arada biri... da. Bir tane ufak söyledi diye de kıyamet kopmaz. İşte biraz biraz de, bir, tanemiz, bir tane bir tane değil diyorlar. Bak setten sesler yükselmeye Ecem, o başlıyor. O da orta yolunu bulur tatlı bir kız ya. Evet, e, ama şöyle yani. evet. şimdi Demet Evgar'ın dışına kız. Demet Evgar'ın dışına çıkarak söylüyorum. Benim Hı. hayatımda da son derece tatlı güzel insanlar var. Ama sıra çalışmaya gelince tatlılık güzellik kalmıyor. Çalışmayınca tekrar tatlı güzeller. <laughs> Daha çok gazete ortamında Şimdi vardı. Yoruluyorlar hayat. Evet. Çok Yorgunluk hepimizin i̇şte üstüne geliyor. Arkadaşlar o zaman biz ilk işe başladığımızda magazin bu kadar abartılı değil de. Hatırlayın ben Eltiler diye bir dizide oynadım. Hatırladım ben. Bak dünyada haberin ben. yok. Aa, 36 bölüm. Diziden beni abi... çıkarmıyorlar. E? Ağlıyorum hüngür hüngür. Dur, ne yapacağım mı? bırakamıyorum. O zaman Allah rahmet eylesin. Savaşayın A takımı diye evet, evet, evet. onun canlı yayınına bağlandım. Ne olur beni kurtarın diye. Tabi, <laughs> tabi. Aa olaymış. Aa, tabii. <laughs> ya kolay iş mi? Ne hani ne yaşadın o kadar Yorgunluk nasıl yoruldun? Bastı. Bedenen yoruldun. Hayatım ne oldu? Tiyatrocu değilim, oyuncu değilim. Ağır geldi. Bu yanımda Zihni Göktay. Hı. Aa, usta. Bu yanımda diğer ustalar. Bir de hepsinden çok parayı ben alıyorum. Utancın en büyüğü. Eyvah. Sen bundan dolayı utanıp eziliyor musun? <laughs> çok utanıyordum. A başka. Çok utanıyor. Ah çok ilginç. Çünkü Hı. o kadar büyükler ki onlar. Evet usta. Yani Onları karşısında zaten bir şey söylemek biliyor oyun bırak oynamayı. Ha, onlara soruyordum, yapıyordum. Ama sen o kadroyu bir gör. E, Aydın ne kadar bir saygılı artık, bir insansın. Bak, bak usta'dan daha fazla para alıyorum diye ezilip büzülüyor. E çok şimdiki setlere bak hiç e, Tabii canım. anlatıyorlar işte çok tiyatrocular yüzlerine yani... bakmıyorlarmış Yok. genç oyuncular. Başroldüm ama. Hı. Yani artık beni benim mazur görün. Yani o şimdi net sendromu var. Tükenmişlik sendromu. Onun kelihanını yaşadım. Peki ne Onlar... oldu sonunda? Sana git evet, dediler mi? Git, git mi? dediler. Ha. Zaten dizde bir şeyler oldu. Paralar verilemedi. Ha. Canıma <laughs> millet <vuntur> izin. <laughs> Allah Yani <laughs> o da bana tövbe etti bir daha hiç dizilerde mizilerde hmm. yok bana göre değil. Evet. Gerçekten evet. utandım. Evet. Ama bir yandan da bak şimdi örneğin müjde uzman kızılcık şerbetinde Tükenmişlik sendromuna yakalandı Demet Evgar'ın sette böyle bir krizi var. Yani bir ne oluyor ki Türk. Bir yandan arkadaşlar, da arkadaşlar kolay değil. Ama bir yandan da e, aldıkları parayı ücreti falan düşünürsen Türkiye'nin ortalamasının ne kadar evet, üstünde bir şey Evet Ben de kazanıyorsun. öyleydim işte. Evet. O kadar büyük oyuncuların yanında, o zaman ne o kuşum aydın diye hı hı. en büyük paralardan birini alıyordum ama dayanamadım. Hem Hiç dayanamadın de... aslında burada en önemli şey e, mesela içselleştirip rahatsızlığını. Anlattın şu anda ne kadar güzel anlattın Ne kadar duygusal anlattın Ben Bir daha da oynamadım oldum. bak Teklif de geldi yine oyun. Son işin oldu. eltiler oldu oldu. İstese artık. devam ederdi Parasını almaya bakardı yani. Canım. Tabii o zaman ki hele Ben buradan Estiriyordum Döndürüyordum onu hı hı. Fırtına şeklinde tekrar döndürüyordum. İşte geldi istelik. Geldik Aydın'ı istiyoruz Aydın bu. Yıl kaç? <laughs> Hatırlamıyorum. Bu aç hangi yıl? 1800'ler. Tamam. Baksana. <laughs> rahmetli Sümer. Evet. Dur biraz izleyelim. Bir sesi sesi verebilir miyiz? Adı evet. neydi unuttum. Çok severim. Halis Akçatepe rahmetli, Zihni, Zihni Göktay yoklar. sevgili Çiçek çiçek Girit tiyatrocu hocanı, Sümer Tilmaç rahmetli, ya Mehmet Ala Baro'nun annesi. annesi. Ee, evet. Hadi söyleyin ismini. Ay, yani yani, evet. Çok da severim özür dilerim. Tamam, ben de yani özafflerim. Yani dilerim. bir işin içinde e, aslında çok büyük bir şans senin için ama o şansın da başrol olduğun için en yüksek rakamı bak, almaktan bak, dolayı orada bak. Evet. Çok Annem il. de Betül. öyleydi. Medalya e, alır. Al evet. Betül Arım, tiyatrocu. Evet. Hı hı. Yani bunlarla oynamak evet. kolay mı? Hiç değil. Yani şimdi bilmiyoruz kızın durumunu. Ha çok da severim ya. Evet Demet Evgar'ın Bahar. Ya o bir hata. Bak yeni nesilde şöyle bir şey var. Bir hata yaptıysa telafi eder. Hmm. Öyle full kapris leri olduğunu Düşünmüyor. görmüyorum. Evet. Muhtemelen de üzerine bir, bir açıklama ile, yapacaktır diye düşünüyorum ben de. Çünkü mücbir sebepler pandemide, hmm. mücbir sebeplerde ben hı hı. E, çıkıyordun evet, evet mehlik şah ve şey. Görüyorum mesela. yani öyle çok farklı hmm. o yeni nesil evet. oyuncular evet. bambaşka. Yeni nesil oyuncular, yeni nesil solistler, şarkıcılar hep başka ama bir yeni nesil diyelim ama geçmişi bir yarışmadan gelen şarkıcı deha bilimler 90'ların şarkıcılarını popçularını o, o güzel isimleri kızdıracak öyle açıklamalar yaptık sevgili hmm. seyirciler. Evet Aydın. evet. evet. E, o, da o zamanlardan yani. işte Dinleyelim. ama bayağı ağır konuştu. Çok yani. ağır. Deha Bilimler'in 90'lar yorumuna Tayfun'dan cevap geldi. Popçu Deha Bilimler Yasemin İlhan'ın programında 90'lı yılların sanatçılarını kızdıracak açıklamalar yapmıştı. Bu yorumlara dönemin yıldızlarından Tayfun yanıt verdi. Evet. Ee, e, gerçekten yapayım. ayıp etmiş. Hı. O e, iyi bir çocuktur. Kaliteli bir çocuktur. Evet. Bunu niye yaptı bilmedim. Hı hı hı. Ama ona tek bir kelime söyleyeyim. O şarkıların arkasında... Ee, şimdi senin aranje yaptırdığın zamanında garafyan onla tunç gibi isimler var Seni şimdi aranje yaptırdığın kişiler onlara çay götürüp getiriyordu hip de, de Doğru. şarkılar dedim ben şahidim evet, İsimleri evet. vermeyeceğim ayıp olmasın onlar zaten yani, zevkle götürüyordu zevkle Bence bunun böyle bir yorum yapacak bir çocuk da değil deha. Evet. Kibar ne oldu? bir çocuktur. Ne oldu bilmiyorum. Ama Aydın ne güzel bilim? olmamış. Değil Hı. mi? Hiç kaza kazağı çıkmış bir cümle değil. Yani ağzından Yok. bir cümle kaçar evet, söylersin. Evet, evet. Öyle değil. Yani cümleler uzuyor uzuyor uzuyor. E, sevgili yani, seyirciler deha bilimler. Asya Asya'yı ah. konuşabilir miyiz ya? Hiç Asya, Tayfun, Burak Kut, Ferdan Ali e, Aşkın, Aşkın Nürüyen Nürüyen, değil, Yoncu Evcimik. Yoncu Evcimik. Sezen Aksu Sezen, da var. Yani onunla Tunç ve Garo Mafya var bunların arkasında. Yani, bir, yani de... bir şey söyleyeceğim. Ayrıca Tayfun dediğin çocuk tamam iyi yönetememiş olabilir ileriye dönük starlığını ama ben Hı, şuna yani. şahit oldum arkadaşlar. Hı. Daha yeni meşhurum. Sosyete şarkıcısıyım meşhur da değilim. Evet. Öyleydin. Evet. Tayfun bir konserde sahneye çığlıklar atarak çıkıyor. Kızlar deliriyor. Tarkan bir tek kıl oldum abi söylemek için arkada kareli pantolonuyla beklerken ben buna birebir gözümle şahit. Evet. Yedi evet. kere zindanları konserleri. Evet. Ben i̇şte, de buna şahit evet, oldum. Benzer yani, bir şeye şahit oldum. Şimdi Tarkan'a bir şey değil mi Aman bunun yanlış anlaşılmasın. İşte yani belki ilerisi için iyi yönetemedi hmm. Tayfun. Daha iyi de olabilirdi. Müzisyen adam ya her şeyden önce. Al bakayım eline saksofon da ya da yani aletleri de çal. Evet, yani evet. Tayfun her şeyin önünde. Şimdi, tamam müzikalite olarak belki. ...ileri gitmemiştir. Hı hı, popülerlik konuda, anlamında. Evet, bilemem yani. Onun yorumcusu da o ben O bir seçim. Diyeyim. Yani Tayfun'da böyle Ama seçmiş. yakışmaz. Daha başka yerden gir. Zaten ihtiyacın yok. Konserlerin doluyor. Şey biraz e, ayıp geldi. Şimdi i̇yi bir zaten, çocuksun, Evet, zaten... Aile olarak güzel. Ben çok severim. Evet. Aile işimiz zaten mi? herkesin bir dönemi var. Kimse böyle... Hani atıyorum çok az kişiye nasip oluyor Ajda Pekkan gibi. 1960'lardan gel 2024'lere kadar şöhretini koruyan kaç kişi var? Herkesin bir dönemi var ama o dönemi yaşamış gazeteci olarak söylüyorum. Daha onlara gösterilen ilgi, bilet satışı, konser salonlarının dolması bugün çok az popçuya nasip olan bir şey. Şimdi bakmayın arka kapılardan kapılar açılıyor bedava biletler. Dijital platformlarda yalandan tıklamalarla falan birileri böyle fazla gazlanıyor. Arkadaşlar. Ama orada o zaman öyle bir şey yoktu. Paranı verip kasedini alıyordun evet. ve bunlar satış rekoru kırıyordu. Asya evlendiği için müziği bıraktı. Için Kendi seçimi. Kendi istedi. Evet. Ama benim kırmızı çizgilerim var. Benim kasamda çalınmasın diye Duran ilk Aşkın Nur Yengi CD, kaseti e CD'si. Mi? Bir de Asya'nın ki vardır. Öyle mi? Duruyor evet, mu? Evet. Aha. Onlar ka kaç kere çıkarıyorum alıyorlar da ha. tekrar bulmak zor olur diye. Ya onlar benim kırmızı çizgim ya. Onlar için. 90'lar çok önemlidir müzik için ya. Aa. Yani bu... yani o Garo Mafyan on notunç Ah onların ee, eline rahmetli su, uzay heparı çok önemli insanlardı. Daha bunun yanında bir sürü isim. Bunların ee, hepsini birden yok saymak. Ben birazcık e, Müge, e, sevgili seyirciler bir araştırdım. Neyi araştırdım? Bu kadar 90'ları e, düstursuzca gömen birinin ki iyi de bir yorumcu Deha dediğin gibi Aydın. Iyi çocuk Çok da iyi şeyleri. bir yorumcu. Sahnede canlı performansıyla iyi bir yorumcu. Bunu bir kenara koyuyorum. 2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla e, bir e, müzik hayatının içine girmeye çalışmış birisi. O yarışmayı şöyle birazcık kurcaladım. E, o dönemde... Akademi Türkiye'de 2004'te en çok kim konuşulmuş? Zaten Barış Akarsu birinci olmuş rahmetli. Ee, video aradım. Yani aradığım video şuydu. Sahne performansı videosu Hı -hı. aradım. Ben e, Deha'nın bir performansını göremedim. Yani arşivde göremedim, bulamadım. Sonra birazcık daha baktım ve sahnede 90'lardan esinlenip şarkılar söyleyen, oranın duygusunu sahnesine de taşıyan bir isim olarak bu kadar 90'ları yok sayması çok acayip, çok... Hmm, saygısızca Dün bu arada Yonca Evcimi'yi aradım Dedim ki Yonca'nın da ismi geçiyor Hı. Ee, Dedim böyle bir şey var Yonca ne diyorsun yani, Yonca yani Yonca'yı ee, ben biliyorum Yani Yonca Evcimi'nin hit olmuş sayısız şarkısı var Hala sahneye çıkan bir yorumcu Ve ee, Yeni nesilden o kadar çok şarkılarını gibi, Cover yapıp Yeni ee, şey şöyle bir şey var. Daha kestirmeden olmamış. de söyleyebiliriz. Olmaz. Belki evet. deha'yı aydınlatır. Deha çünkü ge gece gece kulüplerinde çıkıyor ama belki televizyon sektöründe ne ne kadar çok iş yapıyordan biraz uzaklaşmış olabilir. Ama biz 90'ların şarkılarını çaldığımızda, 90'larla ilgili bir yıldızı getirdiğimizde bir televizyon yıldızı olabilir ya da 90'lara ait herhangi bir şeyden bahsettiğimizde e programın o dilimlerinin reytingi yüksek geliyor. Nasıl oluyor? Evet. Demek ki 90'ların hala 2024 yılında bir karşılığı var. Instagram sitesinde 90'lı yıllar diye adresler var. Arada bir bakıyorum. Hani benim gençlik çocukluğumda oralar tıklanma rekoru kırıyor. Demek ki madden bir karşılığı var hala. Hatta madden karşılığına da ek olarak Aydın Müge şöyle bir şey de ekleyelim o zaman. Ee, Güzel Sanatların Müzik bölümünde de 90'ların müzik kalitesi, tekniği, bütün altyapısı o beğenmediğin isimler irdelenir bu arada. Z kuşağı da bayıla bayıla dinler. Yani Yonca Evcimik dün telefonda şunu söyledi. Kim o dedi? Ee, yani tanımıyorum kim o dedi. Uğur Dağbeter ee, söylemiş. Konuşmaya değer biri değil dedi Yelda. Bence Konuşma. telafi edecektir. Çünkü böyle bir çocuk değil diye biliyorum. Hı. Ee, hani sanmıyorum bu konuşmanın. Neyse. Evet. Tamam. Biraz ağır konuşmuş. Belki 90'lardan popçular ya da müzisyenler kendisine çoktan ulaşmıştır. Yasemin İlan'ın akşamdaki röportajıydı bu. Peki 90'lar demişken o dönemin yıldızlarından... Alişan da bir itirafta bulundu. Maçoluk itirafında bulundu. Hatırlıyor musun? Alişan ve grubu maço maço gezerdi o zaman. Ama evet. meğerse işin aslı başkaymış. Niye öyle geziyormuş? Onu yıllar sonra açıkladı. İzleyelim. 6 yıl önce oyuncu Buse olayı veren Alişan, 90'lı yıllarda sanatçısı olduğu prestij müzikle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Alişan hiçbir zaman maço olmadığını itiraf etti. Bize zorla röportaj yaptırdılar. Ya, ya, ya. düşünebiliyor musun? Alişan maço olmadığı halde ona maço rolü oyna. Şöyle davran, böyle davran denilmiş. Ne diyorsun Allah aşkına? Şimdi ama... Sana da hiç böyle bir şey oldu mu? Yok sana ben, da istemediğin davranışlar, söylemler istenildi mi? Benim bir ekibim hiçbir zaman olmadı. Ben tek tabanca bu hayatın içine girdim. Evet. Tek tabanca yürüdüm belki hı hı hı. ama pişmanım. Niye? Hı. Neden pişmanım? İsterdim pişmanız? bir ekiple. Ekip, ha. evet. Yani çok büyük hatalar yaptım çünkü. E ama demin dedin ya ekipler starları hiç sevmiyor. Öyle evet. Değil. Öyle bir ekip değil. Kemik Senin ekip o böyle. Da... Ekip ayrı, hı. Bir de bir Sürekli, ekip daha evet. var. Aynen. Sürekli yanında olanlar. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Damarına bakma konuşacağım. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> ama Alişan'da da şimdi tamam ona maç oldu demişlerdi ama tip olarak da uyuyor yani. Evet şarkıları ama da öyle... öyle seçiyorlardı. Dikkat Aynen. edin o zamanki repertuarlarına. Hep Adem Bursa Kral benim. Şeyler şeyin aynı grubun evet, şarkıları. Evet. Hep e, hadi hadi bebeğim meleğim, evet. bunun o. öyle. Prestij e, evet. yani e, ailesi. Diziye evet. hatırlayın, öyle. aynalı Tahir. Evet. evet. Şimdi aynalı Tahir ve dayatılan maçoluk çok. Ya prestij müzikteki <laughs> <laughs> sanatçıları bir yere davet ederdiniz, bir kişiyi davet ederdiniz, arkası 13 kişi de gelirdi çizgili ceketleriyle falan böyle, şey, kaş kollarıyla hatırlıyorum. Dı 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 dı. Hadi, şov haberde <laughs> çalışırken yıllar önce ateş attı yapıyoruz, işte prestij grubunu çağırdık. Yani stadyum yapmıştık bir grupta. Prestij grubu. Onların işte Alişan, Özcan, Deniz, Mahsun, Kırmızı Gül. iki isim daha vardı şu an hatırlayamadım. Ee, onların hepsinin kıyafeti çizgiliydi. Evet. Hatta yayın sırasında da bu çok böyle espri konusu olmuştu. Böyle hepsinin böyle maço bir duruşları vardı. Acaba tabii, tabii. aynı menajer ya da aynı söyleyen kişi hepsi de mi söylemişti? Tabii işte. Onlar öyle <laughs> bir aile olarak geziyorlardı. Yani evet. Öyle e, istiyorlardı. İmaj. Tabii imajdı. E, ama Yapamayacak bir şeyleri de yoktu profillere. Hopçuları... benzi yani o tip havaya... Karakaş, karagöz. Kara evet. Ama şimdi Alişan diyor ki mesela değil aslında ben öyle birisi değilim. E, ruhumda o yok. Hani o sertlik öyle maçoluk böyle masaya vurup böyle benim Alişan'dan, dediğim olacak yok. Ama çocuk sahibi olduktan sonra nasıl değiştiğini nasıl duygularının dönüştüğünü de açıklıyor ama... Bence Alişan o kadar samimi ki o istemeyerek yapmış ve çok da rahatsız olmuş Bak mesaj gelmeye. geldi Alişan'dan. Çünkü terzimiz aynıydı, mecburduk diye. <laughs> <Evet>. Ama <laughs> şöyle cekedi. bir şey var. Hiçbir Çizgili. zaman Alişan'ın o konuda <laughs> <Ektop> böyle <umaş. gülüyor> hani sert olup da birine bir yanlışı Yok, veya hiç bir olmadı. kabalığı yoktu. O hiç duymadım. Evet. Duymadı. evet. evet, evet. Yani Biz onları sadece çok didik, daha didik şey Sert görünün demişler. Evet, sen böyle de bir haber hatırlıyor musun? Hayır ben de? zaten de. onları takip etmekle ömrümüz geçiyordu. Bir popçular bir prestij ailesi. Yani aralarında yanlış yapanlar vardı şimdi zamanı geldikçe zaman zaman anlatıyoruz ama Alişan da yok öyle, öyle bir şey yok Alişan zaten e, içlerinde... Her skandalı yok ki. Dur, yok, ona evet, soralım canım. şu yok, terzimiz yok. aynıydı diyor bir 5 dakika bağlanayım diyor tamam. Yani o tersi yani yaşıyor mu acaba? Kendisi de TRT'de canlı yayına girecek. Ben o terziyi merak ettim. Gerçekten bu arada hepsinin kıyafeti gri. Tamam sesini neydi? dışarıya alıyorum Ayşen. Evet. Alo. Ah. Günaydın. günaydın. Merhaba günaydın. günaydın. Günaydın size. Aydın abiye de günaydın. Evet. Merhaba. Biz o terziyi merak ettik ya. Yani bütün kıyafetler hepinizin gri ve siyah çizgiliydi. Yaşıyor mudur o terzi acaba? <laughs> Nedim Nedim Koç, hatta Orhan Gecebey'in de terzisiydi. Öyle evet, mi? Hep birlikte tak. Taksim'de oraya giderdik. Hmm. Hatta o yüzden e, muhasebemi ayırdığımda kaç para takım elbise diktiğini falan o zaman öğrenmiştim. Şok içinde kalmıştım. Bayağı bir para. Siz de birlikte yükselmiştir dünyadan. o da. Yok yok. Orada bir, bir takım şeyler dönmüş o. Prestijimizlik zamanında dönen şeylerden. Bir takım. Anlatmayayım onları ama. Evet. Ee, sanki böyle... E, cümleler bile e, hani a aynen anlattığım gibi. E, o şekilde olmak zorundaydı ama o zaman onu seviyordu insanlar. Adin abi biliyor. Evet. Hani, e, e, eğer erkek bir tanıtıysan sevgilin asla olmayacak. Evet. E, evli olmayacaksın. Tuttuğun takımı söylemeyeceksin. Evet. E, hayranların evlisin. Hayranların senin <laughs> aynen. her şeyin. Hala öyle. Tabii ki hayranlarımız her şeyimiz ama yani şu anda mesela Mesela bir aile kurduktan sonra işim daha çoğaldı. Bir aile kurduktan sonra e, daha çok sevgi başladı insanlar tarafından. E, o yüzden ne bileyim dönem dönem mi oluyor bu? Ya da eskiden hani bir gizem vardı. Evet. A, o gizem olması mı lazımdı? O zamanki taktik oydu. Alişan arada Ama isyan ediyor ben bunları söylediğimde ben... Efendim? Arada isyan ediyor muydun <laughs> ya bu ben değilim bir dakika ya falan deme şansın var mıydı? Yok çünkü o dünyada <laughs> hiç yoktu. <laughs> çünkü çünkü bunları söylediğim dönem benim ben şu anda 48 yaşındayım. O dönem 22 yaşındayım. 23 ya, yaşındayım. Zaten işte, bilmediğim bir dünyasın. Yani o dünyanın <laughs> raconu o. Evet. E, sen de o uyumak uymak zorundasın. Evet. Doğru söylüyorsun. Tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz Teşekkür ediyoruz. Çok için. sağ ol. İyi yayınlar İyi bu arada. İyi, İyi yayınlar teşekkür Hoşçakal. ederim Hoşça kal. Evet gerçekten öyle popçulara da evet. hatta e, Alişan gibi yeni daha e, bu işe başlayanlara da sevgilin olmayacak, evet. nişanlıysan Vallahi. göstermeyeceksin. Evlilik Vallahi. söz konusu. Ha kuralın ötesinde sözleşme imzalatıyorlardı. Ay be. Ve böyle sözleşme 6 aylık, bir yıllık değil. Bir yapımcı, bir popçu hala sahnelerde çok güzel bir kadın. 5 e yıllık anlaşma imzalattı böyle evlenemezsin sevgilin olmayacak özel hayatına ilgili açıklamalar yapmayacaksın benim kontrolümdesin desin diye. nasıl bir böyle. Ben şimdi bir şey anlatayım mı? Anlat. Fırça yer miyim bilmiyorum. Yemezsin hadi anlat. O zaman Nalan'ın çıkışı. Evet. Garo abi bir e, şey yapıyor işte of of Ovan diye bir şarkı. Hı. E, işte on şarkı hazır. İsim vermeyeceğim şarkıcıyı hmm. ama o zamanki e, şeyde öyle sevgili mevgili yok yakalıyorlar sevgilisiyle kaset iptal oluyor tabi hmm. Ofaman Nalan bulunuyor evet Zeynep Tolu ben bu işin içindeyiz hmm. çok iyi biliriz ve Nalan geliyor. Öyle çıkıyor. Öyle çıkıyor. Şarkıları okuyor ve ofaman oferman olarak çıkıyor. Peki Şimdi, albümü iptal olan kim? Boş. Şu an hala sahnelerde öyle mi? mi? E, yok. Tabii ünlü, ünlü. Şu anda o, hala sahnelerde mi? Yok. Şu Değil. ara yok. Yok, şu ara. Ama, yok. ama o albümü yapsaydı Evet. Albüm yıkılıyordu. Ay, ama peki de şöyle bir güzellik olmamış Şeyinki mı? de öyle. Kiminki? Eee İkinci yine sevgilisiyle yakalandığı için öyle bir şey vardı arkadaşlar. Yakala, evet. Sevgili mevgili olmayacak. Olmayacak. Görüntü Nadide'nin de sorun. Nadide, Nadide anlat. Evet. Onun da albümü iptal. ya yani Nadide'ye yapılan albüm başkasının da bir solist bulun. Ben, benim dedim o zaman vokalim var Nadide. Getireyim mi hocam konservatuardan çok iyi sesledim. Ben Garabi'ye götürdüm. Garabi'nin önünde hiç unutmam. Kış bahçesinde. Dönülmez akşamın ufkundayım diye. Bir saniye. Tamam kızım dedi. On şarkıyı çalış gel oku. Nagden'in çıkışı da öyle. Ne güzel olmuş yani. ama bir taraftan. Mesela diğer tarafta aslında e, o görüntüyü vermesiyle başka bir ismin kapısı açılmış. Mesela O Foman Nalan gibi bir yorumcuyla tanışmış. Evet. Dinleyici. Ama şimdi ben e, şu tamam da gidenler gidenlere Giden... çok yazık olmuyor mu? <laughs> sevgili buldu diye insanın kariyeri gider. Ya, birinin yani. gelmesi <laughs> ama için öyle de olmalı birinin girmesi gerekiyor. Öyleydi çok iyi bir. Hele hele böyle Burak Kutun, Burak Kutun, Kenan Doğulu'nun, Tarkan'ın sevgili bulması, bulurlarsa da onları göstermesi imkansızdır. Onlar, Burak Kut'un sevgilisi oldu diye yapım... Ay neler neler, ne krizler. Onlar o süreçte mesela sevgilileriyle gizli kapaklı gizli kapaklı yürüttüler, yürüttüler, Kim bilir de ne kadar sıkıntı. Tabii şimdi, evlerinde şimdi, buluşuyorlardı. Şimdi duyduklarıma... Çıkmak yok. Şimdiki duyduklarıma biz 90'larda yapaydık zaten. Bak şimdi mesela bir tane haber gelecek <laughs> Aydın. Şimdiki nesil o yorumculardan 25-26 yaşında sevecek Bursa'da sahneye çıkıyor sevgili seyirciler. Playback okuduğu için izleyicinin bir cümlesine karşılık bakın nasıl sert çıkıyor. Şimdi sahne evet. alan bir sanatçı olarak, ünlü olarak haklı mı? Bir de seyirci tarafından düşünerek yorumlar sana beri. Sana bırakalım. Şimdi çocuk haklı. Hı hı. Yani o çocuğun canlı söylediğini hepimiz evet. biliyoruz, evet. gördük. Hmm. Dibine kadar da canlı okuyan bir çocuk. Hmm. Şimdi gittiğin şartlar, konser, bazı konserler var. Evet. Ya half playback yapıyorsun, playback yapıyorsun. Yani oradan çıkıp e, girerken sor. Hmm. Madem onun Playback konseri gitme. Hmm. Orada çıkıp da bit gibi. Canlı söylesene. Hmm. Sanki o çocuk söyle. Ha söyleyemeyenler var. Var evet. Ona dese belki orada magazin büyür. Hmm. Ama bu çocuk dibine kadar okuyor. Yani niye moralini bozuyorsun ki çocuğun? Çocuk da diyor ki yani bu konserin şartları bu. Hmm. Or Bursa'daki sevenlerine gitsin diye de kabul etmiş. Peki bir şey soracağım. Arkadaşlar bütçeler çok pahalı. Tamam ama onlar da buluşsun. Şairci senin beli nimetin değil mi? Yani bir o zaman her ol... şeyi söylesin. Ama böyle bir iki kuple bir şey söyleyemez mi onun da kalbini kırmamak adına? Canım orada şöyle desin, yapmış. Seni seviyorum desin Ya orada sen bir tanesin desin. Hmm. İlla oradan laf sokmak niye hmm. Niye dem sokmaya? Gitmişin konserine sokma abi. Ben sevmiyorum. Hmm. Ben pozitif olmak istiyorum. Hmm. Gitmişsin o konsere. Hmm. Gitmişsen canım aşkım bir tanemde. İlla laf sokmak zorunda mı? Laf sokmak için gittiyse başka amaçla gitmiş. Hani orada bir olay çıksın. Evet. Ee, sahnedeki kişiyi mi? bir düşüreyim. Bu çocuk... Neredeyse stadyum dolduruyor ya. Dolduruyor. İyi bir evet. yorumcu. Canlı performansları evet. çok iyi. O zaten evet. oraya... Olmasa so konuşmam. Onun da ters bir anına denk gelmiş olabilir. Ama Herkesin yo... bir eşref saati var. bir Evet saati. bazen dayanamıyorsun. Bak ben de Hı. bazen bir antenlerim yükseliyor. <laughs> yani böyle atlayasım geliyor. Eyvah. Seyirciye. Ya ne iki saat <laughs> hayatım iki saat boyunca... Şarkı söylüyorsun. Evet. Bir tane şarkını hani istiyorsun ki sounduyla çıksın playback. E bunu da böyle okudum. Öyle okudum. Ay <laughs> 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 öyle, <laughs> öyle okudum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> öyle mi diyorlar? A, tabii. Derdi. Neredeyse bütün konserini alıyor atıyor bu tarafa. Ona takılıyor değil mi? O evet. bir taneye takılıyor. Kusur arıyor evet. ya da Kusur sahnedekini arıyor. kışkırtmaya Kusur. çalışıyor. Yani böyle bir iki tane konserde çıkıyor. Bunların Hı. çoğunluğu Instagram yorumcularında. Eş onlar ha. oraya geliyor. Onlar evet. var ya o yorumcular. Hı. Ama hepinizi mahkemeye vereceğim. <laughs> vereceğim. Karar verdim. Aa yeter vereceğim. diyorsun. Vereceğim. vereceğim. Gerçekten karar verdim. Bak bir şey soracağım. Az önce onu sormak istedim. Sevgili seyirciler siz de düşünün. Özellikle 90'lardaki böyle sahneye çıkan ve izleyiciyle sahnedeki solistleri düşünelim. Bugünün sahneye çıkan solistler ve izleyiciyi düşündüğümüzde o zaman da e, solisti rahatsız edecek hareketler elbette oluyordur. Olmuştur da. Hani rahatsız edici hareketler, sahneye bir şey atmalar. Ama solistlerin davranışları nasıl oluyor? O zamanla bu zamanı kıyasladığımızda yani şimdi burada şöyle bir şey var. Semih Hayatım. Cenk iyi bir yorumcu. Aydın senin dediğin gibi. Evet izleyici orada şu hareketi yaptığı için. Kim Karşıdan neler şu hareketi dedik. yapmış. Cep telefonu yoktu ki kayıt yoktu. Tabii. Kim bilir neler tabii, dedik. Tabii tabii Ama o, oluyordu bazı şeyler. Duymadınız. Ben sana bir, bir şey söyleyeyim mi? İçeriden ancak bilgisizliğiyordu. Neler diyordu. yaptık? Şimdi söylemeyeyim artık. Bir tanesini Sen, söyle canım neler yaptığını. Azıcık. Buradan oradaki <laughs> Tom Meister'e böyle... Fırlattığımı biliyorum mikrofona. Şimdi mi? al cep telefonu olsun. Hayır, Aa, hemen çekerlerdi tamam. o zaman. Aydın. Neler mikrofonu oluyordu. Fırlattım. Ama cep telefonu yoktu. Çok iyi yırttık biz. Tabii. Yes. Büyük yırttık. <laughs> Hem de en deli zamanımızda. Versene birkaç tane daha örnek. Doğru benim gibi da. değil ki. Ya şeyi biliyorum. Bak, Hı. bunu kim yapabilir ay bu değil Ama izin almadan söylenmez. Ya tamam üstünü e, kapat söyle. Tahmin e, şık, ederiz. Biri. Evet. Ha evlendiği yeni karısını sahnede çok özlemiş. Program bırakıp eve gitmiş. Vallahi ve billahi. Sevgilisini öpmüş. Tekrar sahneye gelmiş. Ben bu denyoluğun üstüne bir denyoluk tanımıyorum. <laughs> Orada gidip karısını öpmesini mi bekliyor? Beklemiş Kur'an'a basarım bu birebir benim de çıktığım bir kulüpte oldu. E kimmiş bu Ne kötü kadar kötü bir süre şey değil acaba ki? beklemiş o izleyici? E, temen Etiler Ulus yakın çok mesafe. yakın. But Aydın but. kimmiş bu? Hop Kim cuman. yani? Hop Kötü cuman. bir şey değil ki sevgiden gidiyor öpmeye. Ben kendi söylesin anlamıştır. Ba çok dedikoducu olarak. Hayır an. dedikoducu. Hazını çıkar <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Kötü ben, bir şey değil ben söylemedim araştırın bulun gazetecisizliği. Ama misin? ne aradan geçmiş 20 yıl neresini araştırayım? Ha, araştır hayatım çok güzel bir haber. Aa, peki peki şu anda hala sahte mi? Tabii. Tamam bu önemli bir dedi. Yani, hala evliler öyle. mi? Tabii. Hala Aa, Acaba. Çok aşık ilk günkü. Karısını da çok severim, kendini de çok severim. Reklama girdiğimde söylerim, sen söyle, ben söylemiyorum. <laughs> Şu ha. kağıda yazsan da azıcık şey yapsam. Yok kağıdım, kalemim mi? Tamam, kağıt kalem uzat. kağıt kalem uzatıyoruz. Dur şimdi. ya, tamam söyle. vallahi çok merak ediyorum. Aa, kötü bir şey değil ki. Evet. çok özgürce gitmiş. Ben bunu, yani orada ekip ve garsonlar bana söyledi. Vay be, aşka bak. Aa, aşka bak. Şimdi o. Seyirci ha. ha ama hiçbir şey demez. O kadar tatlılar Hayır, ki. Hayır, tabii. Ha. Ama seyirciye. Evet, tabii seyirciye bakar mısın? Ha. Nasıl oyalandı ya neler aslında? yaptık diyorum. Şimdi seyirci de bence kulüp olduğu için oyalanmıştır. Çok de yakın, çok uzun süre. Ama diyor diyor ki benim de nelerim <laughs> ya hepimizin neleri var. Çok iyi. Telefon olmadığı için yırt Diyorum. Evet evet doğru söylüyor. Peki o, o zaman o zaman şimdiki haberimize geçelim. Siz şimdiki hmm. haberi izlerken ben Aydın'ın kağıda yazdığı isimden bir izin alalım. Söyleyelim kötü bir şey değil çünkü. E, haberimiz Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ı kapsıyor. Tahmin edersiniz ki kimden bahsediyoruz? Dünya güzellerimden. Şimdi ya bu güzellik. üç güzele bir güzelin daha eklenmesi söz konusu oldu. Teklif gitti öyle bir para istedi ki bakın neler oldu ve sonrasında Bülent Ersoy'un sahneye çıktığı mekanda garsona yaptıkları onlar da kameraya yansımış izleyelim Dünya güzellerin programı için hangi ünlü 1 milyon dolar istedi? Bülent Ersoy'dan servis yapan garsona şok sözler. Dünya Güzellerin programı ekran macerasına yeniden başlamak için geri sayıma başladı. Programda yer alması için teklif götürülen Seda Sayın'ın 1 milyon dolar istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burcu Esmersoy moderatörlüğünde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan dünyaya gezerek büyük ilgi görmüş. 4 ünlü isim Dünya Güzelleri isimli programla 6 yıl önce bir araya gelmişti. Ekip aynı isimle yıllar sonra YouTube programında yer almıştı. Dünya Güzellerin formatı artık Masada devam ediyordu. Masa programında Bülent Ersoy'un Safiye Soyman ve Banu Hakan'la tartışıp programdan ayrıldığı iddia edilmişti. Magazin gazetecisi Seyhan Erdoğan haberine göre program yeniden ekranlara dönecek. Ekip bu kez yalnızca Çeşme'de bir otelde çekim yapacak. İddia göre yeni sezonda Seda Sayan'a kadroya katılması için teklif gitmiş. Ama Sayan programa katılmak için tam 1 milyon dolar isteyince dudak uçuklatan bu istek üzerine ikinci tercih olarak Seray Sever düşünülmüş. Bülent Ersoy'sa yaz mevsiminin gelişiyle sahne çalışmalarına hız verdi. Ersoy İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Bülent Ersoy'un servis yapan gözlüklü bir garsona sarf ettiği sözler dikkat çekti. Evet şimdi Bülent Ersoy e, tam o sırada şarkı söylerken önünden geçen garsona hey dört göz oğlum oradan geçme e, işte yakışıklı bulun falan gibi bir şeyler söylüyor. Ne diyorsun? O da orada rencide olmuş çocukta. Üzülmüş evet. <laughs> Geçmeyecek. Ama Bülent bir yandan Hanım, da servis yapıyor. Bülent Ersoy kulüp... servis Bülent Hanım şarkı söylerken onlar nasıl servisi yapacağını çok iyi biliyor. O servisi o şekilde yapmıyorlar. Daha eğilerek, Hı -hı. daha aşağıdan Bülent Hanım'a görünmeden hayalet servis. Biliyorlar, yapmamış. Hı -hı. Dört göz diye öyle sesleniyor. Hı -hı. Öyle yapmış espri. Bülent Hanım da yapmasın mı o mı? Arkadaşlar ben Bülent Hanım'la son... Ee, bir matine yaptık ha, tam biz en son Trabzon'dan uçağa bindik İstanbul'a ayak attık virüs patladı bizim Konya e, konseri vardı hı. iptal oldu ya ben Bülent hani uzun zaman sonra birebir böyle seyrederken hı. otel odasından duyuyorum bir de düşün hı. her şarkıda ağladım Hmm. Yani yani yapıla, yapabilir diyorsun, söyleyebilir bir şey diyorsun. Ne demiş ki? Dört gözle oradan geçti falan diye. Bilmezeyim. Gerçi ya. öyle bir noktaya geldik yani Bülent Ersoy söyler demeseyim yeridir falan gibi. Bir şey, falan falan şey yok. Bülent daha şey önce olmaz. hangisi mikrofon atmıştı ama o, o kadar çok mikrofon vurdum ki kafaya. İşte diyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Pişman oldun mu sonra? Yo. Sonra gidip konuştun mu mesela vurduğun kafalardan birine? Hani az önce böyle bir şey oldu. Yo kanayan ya. bile oldu. Ne olan ne olan kan oldu? Kanayan. Aa, Oo. sen de az vahşi değil misin? Hmm. Bir de bana en gerek der. E ben zaten en gerek anakondayım. <gülüyor> 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 Korktum Yıllardır Korktum ben. adım gerek kaldı. O zaman kaldım. mikrofon vurma bir espriydi. Rahmetli Huysuz Virjin. Ah canım. Ondan evet. aldığımız bir espriydi ha. o vurma. Ha öyle gülerek espriyle atılıyor ee, mikrofon. Kafayı kanıyor. Tabii canım. Bir, bir ikisinde <laughs> ince derisi demek kanamıştı. Hatırlamıyorum. <laughs> Aydın'ın suçu değil. O? Kafasına fırlattığı kişinin derisi inceymiş. Kalın olsa yani. <laughs> deri kanamayacak. Koskoca diva diva. Yani ne yapsa hep, yeridir. Bir şey Kaba söyleyeceğim. söyleyeceğim. Kıymetli bir. Yine evet. de koskoca diva evet müthiş bir ses evet espriler yapıyor. Espriler yapıyor. Evet ama şimdi onun dünyasından onu esprili ve onu jargonuyla yaptığını o biliyor ama karşı tarafta sadece işini yapmaya çalışan bir garsonun da onlara da eğitim veriyorlar. Bir Bilmiyorum, saat anlatılıyor. Az. O da görevini doğru yapsın. Hı hmm, Bülent Hanım'ın hatıcı. önünde Servis yapmak her Baba Yiğit'in harcı değil. En ön masalara servis yapmak. Hiç yapılmayacak servis o zaman. Nasıl Hayır. yapacaklar böyle i̇şte, yandan yandan? Yandan yandan tam böyle aradan mi? girecek böyle, böyle süzülecek herhalde. Ha? Herhalde koskoca star. En ön masalara servis yapıyorsun. Hayalet olacaksın. Ya da hiç servis yapılmasın Aydın. İşte olmaz. İstiyorlar, o da, olur. O da olmaz. Olur mu canım Onun, da. Ha. Orada bir küçük şey olmuş. E, çocuk bilememiş. Hı. Evet, evet Bülent o. Hanım da onu bahaneyle espri yapmış bence. Peki, Büyütülecek bir şey yok. Peki şeye ne diyorsun? Seda Sayan'ın bu ekibe katılmak için istediği rakama 1 milyon dolar. Ne var? Hı. Para mı artık? A, tabii canım Hı. versinler. Az yani. istemiş koskoca Seda Sayan. Az istemiş. Tabii ki. Oraya gittiği zaman bu ekibin içine. Ee, bence... O ekip ne olur? bir be? Bence az istemiş. Ee, bu arada bence iyi hiç Bence bu ekiple birlikte kaldırabilmesi için... 50 istese yeridir yani. yani. Kolay mı? Az istemiş... ...şu ekibin başına yani gidecek arasına... <laughs> evet tamam. Çekecekleri var. Koskoca Seda Sayan. Evet evet. Siz o yani... ekiple birlikte... Bu programı yapacak bir milyon dolar mı? Arzu valla. İki, İki. Beş. Beş mi? Hmm, beş isteyebilirsiniz. O ağırsa... Evet. Seray Sever'i de eğer kabul ederse <laughs> yaşayacakları daha sonra 12 aylık program olur. Öyle söyleyeyim yani. <laughs> Seray Sever bir... tatlıdır ama bu ekipte o makaranın içinde olabilir mi bilmiyorum. Evet bu ekibin en zoru ekibi... kim? Bülent. Hiç Yok. Bülent Hanım orada en büyük şeyleri Bülent Hanım yaptı ya. Herkes yapabilir mi tabii o şey Hindistan'da yapılanları? Tabii tabii. Gerçekten evet, çok cesurdu. O ganj falan girdiler tabii. Ay ben yanından geçemedim. Öyle mi? Ganja girdi. Hei, yani çok pis bir... İşte Neyse. o da onların kültürleri. Peki o zaman ne yapalım? Bülent Hangi... Hanım'ın büyük şeyi katkısı var. Evet ayakta hmm. tutuyor zaten en büyük parayı da o alıyor. 1 milyon Helal. TL alacakmış bölüm başına. Peki magazin turumuza devam edelim. Orada da durup böyle fiskos yapacağımız selam şeyler var. Mi? Kimi? Tabii ha. ki. O durumda arkadaşlarıma selam. Anne seyrediyor. Selamlar. Bizden de selamlar. Seyrediyor. Nigar'la Mert seyrediyor. Akçabük seyrediyor. Ayla Çelik seyrediyor. Ay evet Ay. canım Ayla da e, e, Şelale Hanım'a da sevgiler. Bu arada Herkes bir Bodrum, Bodrum haberi var. Bodrum haberiyle mi devam etsek acaba? Ay, evet. Tamam. Onu da söyleyeyim bitsin. Ha. E, e, hep yorum... E, her çarşamba Bodrum'da sahnem var artık. Ay Aa, harikasın. Ya, süper. Peki, bu Cuma'da İstanbul'da çıkıyorum. Onu da söyleyeyim. Daha kapatırken Aa. bir daha söyleyeceğiz. Aydın, bir şey söyleyeceğim. Fatih Ürek programdaydı cuma günü dedi ki ne olacak bu Bodrum'daki pahalılık... Artık karar verdim dedi. Çünkü trafoya tamir için çağırmış 50 bin TL istemişler. Evin boyasına 500 istemişler. Karar verdim artık Bodrum'da beni kazıklayacak herkesi ifşa edeceğim dedi. Bir isyanla kulak verelim. Fatih Ürek, Bodrum'daki boya ücretlerine... 450 500 bin, 500 lira para istediler. Boya için. Boy, evet. Buket Dereoğlu, İstanbul'daki sandviçe isyan etti. Her sezon Bodrum'daki fiyatlar haber olur magazinde. Fakat Bodrum'da muhteşem bir malikaneye sahip olan Fatih Ürek, bu kez lahmacun ya da plaj giriş ücretinden değil, başka bir hizmetin ücreti nedeniyle isyan etti. Bundan böyle Bodrum'da insanları kazıklayanları ifşa edeceğim dedi. Ee, biraz boyatın falan dedim. 450 500 bin, 500 lira para istediler. Boya için. Boy, evet. İç dış mı? Yok satın bir şey. Genel 50 bin lira <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yapmıyorum <laughs> bizim, var. yapmıyorum evet aynen. Ama artık o bize o paralar şey geliyor 500 bin lira. Eskiden işte ev alınırdı, emekli de ev alıyordu eskiden bu paralarla. Şimdi biraz alıyor. Bak, şimdi bir şey et, et alamıyor ben. Fatih e, Bodrum'daki İfşah. pahalılıktan şikayetçi. Buket oldu. da İstanbul'daki pahalılıktan şikayetçi. Hem Bodrum'u evet. hem İstanbul'u bilen biri olarak. Ne evet. söylemek istersin bu pahalılığa? Şimdi, Fatih'in evi lüks. Evet. Orayı orayı gören, Hı, tabii. daha kapıdan girerken, deyin kulakları kızarmaya başlıyor. Değil mi? Tabii. <gülüyor> böyle <gülüyor> dolarlar, tabii. değil mi para? Biraz var. şey yapacak, diyecek ki yardımcılarına, git usta'yı bul, böyle bir işimiz var, bunu e, kaça yaparsın diye sor. Getirdiğinde o kulaklar yansa da içinde kendine yansın. Patlasın. Hmm. Evet. evet. E, Buket'te isyan etti. İstanbul'da Kadıköy Hasanpaşa'dan bir sandviç alıyor. İçinden çıkanlara bakın. Benim buna verdiğim fiyat 45 lira diyor. Yani mecburen girdim turneye gidiyorduk. Hemen bakarsın. oradan aldık evet. verdik yani diyor. Çok evet. ayıp. Evet. Gerçekten üzücü bir durum. Artık çoğumuz dışarıda bir şey yemiyoruz. Hı. Yersek de dikkat ediyoruz. Ee, çünkü zaten e, ya pahalılıktan yemiyoruz Hı. ya insanlar az yediği için Hı. zehirlenirim diye yemiyoruz. Hani ha, evet, evet. kaç arkadaşım salatadan yıkayın kardeşim salatalarınızı. Yıkayın. Üstünde sümüklü böcek vardı. Aman. Geçen Aman. gün arkadaşım yemiş hastanede ayıp. Eyvah. Hem de çok ünlü yer. Öyle mi? Ayıp. Hı. Rezalet yani. Yani. Ee, şimdi bir mekanda 20 kişilik hesabın 1 milyon TL'ye kadar çıktığı Bodrum. Hatta e, bu sezon 2 milyona çıkacak Hı. deniyor o yerde. E, dondurma 3 top 750 lira falan. Ne yapıyorsun sen Bodrum'da nasıl yaşıyorsun? Şekerim ben Hı. Bodrum'da yaşıyorum ama ha? domates 20 lira, e, patlıcan 8 lira, efendim kabak işte 5 lira. Bizim pazarımız var her perşembe. Öyle bir derdimiz yok. Hı -hı. Gidiyoruz pazara alıyoruz. Pazar çantamız da var. Yaşadığın hayat standartlarıyla İlgili. ilgilidir bu. Bizim öyle elimizde fanfin fonlar yok. Hı -hı. Biz klasik bir aileyiz. Evet annemle. seni zaten ben. Şelale Hanım eviniz. Senin pazarın rakamları şeker tadında. Evet. evet. çok aynen. böyle çok. Burası böyle biraz ba var. burası acı. <laughs> böyle de televizyoncu. <laughs> evet. Aydın hadi şu güzel şarkıyı <laughs> evet, söyle. Tamam. şeker hadi. alalım. Evet. Var mı mikrofon? Şeker mikrofon. alalım. Mikrofonumuz nerede? Mikrofon. Bak. Ha, mikrofon. Stüdyo şefi Naş. Evet ekip. Ekip arkadaşlar gençler. Olsun böyle söyleyelim. Tamam, böyle başlayalım. Böyle Sen bana. Getir bana. Gel gel gir, gir, gir. Böyle söylerim gelin. Girin şarj. Şekerim mi? al. Mikrofonsuz Çok olmaz. olmaz. Hadi şekerimizi alalım. Ha. Evet. Sen Güzel. şimdi yaz boyunca Bodrum'dasın değil mi? Bodrum'dayım. Hı. Anacığımla. Ay canım, e, haftada bir günde ha. Bodrum'dayım. Her çarşamba. Her çarşamba. Hı. Bu cumada İstanbul'dayım son kez. Ha. İnşallah yazın gider gelirim. Sen, seni izlemeye gelince en önde oturmalı mı? Biraz arkada mı otursun? Nerede Çok istersen söz. otur. Yok. Niye ben saldırırım diye. Aa, yok yok <laughs> yani şöyle bir lafı koyarsın gibime geldi Hadi Hadi böyle bir gel şey. Ya ben arkada da olsan koyarım önde de <laughs> olsan. Sen yeter ki benim elime düş. <gülüyor> <gülüyor> ben o elektriği alayım yandı bütün gece seni mahvede. Eyvallah olsun. benim Yılların canlı yayın Eyvah. ucunu benden alır. Alır. <laughs> yok yok yok. Şaka evet. söylüyorum. evet. Müşteri ve nimetimiz olur mu öyle Hadi şey? aramızda kalmasın sen kapa. Evet. Şu güzel enerji. Evet. Hayatım çok öpüyorum hepinizi. Her gün kalkın bu programı izleyin, ondan sonra çarşı pazara çıkarsınız. Bu kızları da seviyorum, hep sevdim zaten. Evet. Başka da televizyon programına gitmem biliyorsun. Evet. Hadi. Sağlıcakla kum. Hoş kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.